sizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten heyecan duyduğumuz, mutluluk duyduğumuz bir günü yaşıyoruz. Dünden bu tarafa hem başbakanımızı misafir etme, onunla ilimize çok önemli eserleri kazandırma programını gerçekleştirme heyecanı. Çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu güzel hazırlığı yapan bütün arkadaşlarıma en içten duygularla çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Bakanım, önce milletvekilimiz oldunuz, şimdi de bakanımız. Tabii bununla şeref duyuyoruz. Yani Sakarya'yı Ankara'da temsil etmek ve bir bakan olarak temsil etmek bize çok büyük bir şeref veriyor. Allah utandırmasın, Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. Sakaryalılarla beraber Sayın Başbakanımızın arkasında dimdik durduğumuzu, bir sıra dağı gibi durduğumuzu inşallah 30 Mart'ta göstereceğiz. Sakarya'nın tarihine geçtiniz. İnşallah. Sağ olun. Milletvekilimiz olarak ve bakanımız olarak. Sağ olun. Tebrik ediyoruz. Çok hayırlı olsun. Allah sağ yardımcınız olsun. Amin. Çok kimlerimiz teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sağ teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, biraz önce bakanımızla beraberdik artık. Sakarya'nın bir bakanı ve ilk milletvekili, ilk de bayan bakanı oldu. Tabii bu onuru, bu gururu hep beraber Sakaryalı olarak biz de paylaştık. Tabii sayın milletvekilimizle beraber. İyi akşamlar dileyelim. Evet, ben de iyi akşamlar diliyorum. Konu sayın bakanımızdan açılınca gerçekten bizim de söylememiz gerekenler var olduğunu düşünüyoruz. Herkes söylüyor, ilk bakan, ilk milletvekili. Kadın milletvekili, evet. Ve AK Parti döneminde Sakarya'da ilk bakan, gerçekten bu anlamda çok ehemmiyetli bir durum bizim için. Bir de hasretimiz vardı değil mi? Hasretimiz vardı. Herkes şöyle düşünüyor yani, evet. Diyordu ya bizden bir bakan olmayacak mı? Evet. Biz de hep şunu söylüyorduk, yani aslında hizmet almak bakanlara bağlı değil. Nihayet bizim şu anda Sakarya'da işleyen devlet yatırımları 1.2 katrilyon civarındadır. Bu demek ki bir, yani hizmetin alındığını, yatırımın alındığını gösteriyor. Ama bakanınızın olması hem işin psikolojisine çok olumlu katkı sağlıyor, hem de biraz daha gerçekten işinizin kolaylaşacağını düşünüyorsun. Dolayısıyla çok şükrediyoruz tam zamanında, çok önemli de bir süreçten geçerken, hem de çok sevdiğimiz, çok saydığımız, abla dediğimiz, evet. Kendisinin bundan önceki background'una baktığımızda gerçekten kayıt şartsız güven duyduğumuz, fevkalade içten, heyecanlı, donanımlı, evet. Fevkalade bir hanımefendi ve milletvekili, iyi bir insan. Hem Sakarya hem de Türkiye ondan çok şey bekliyor. O da onun listesinden inşallah gelecek. Sizler de aynı formattansınız. Estağfurullah. İnşallah hayırlısı olur hepiniz kesinlikle için. Kesinlikle. Sizden de gelecekte bakanlıklar bekliyoruz. Çok güzel işler bekliyoruz. Estağfurullah. Bu düzeyde biz, olduğunuzu hepimiz biliyoruz Sakarya. Biz AK Partililer olarak önümüzdeki işe bakarız. Evet, evet. Milletvekilliği çok önemli bir iştir. Başlı başına önemli, evet. Ve ehemmiyetli bir iştir. Kaldı ki milletvekili de olmasa, başka bir yerde de olsa, biz çorbada tuzumuz olsun kabilinden elimizden geleni yapardık. Ben zaten ilan etmiştim il başkanlığı seçiminden sonra. Bundan sonra bir yere aday olmayacağım. Sadece teşkilat görevlileri anlamında, ama bir mahallenin mahalle temsilciliği yapıp orada kendimi göstermek, katkılarımı sürdürmek istiyorum demiştim. Bundan sonra bir şey olursa öyle yerlere biz aday oluruz. Oralarda da çalışırız ama bir beklenti içine girmeyiz. Çünkü bu işler çok istenmemesi gerekir. Eğer istenmeden size verilirse, siz uygun görüldüğünüz için size tevdi edilirse onun bereketi olur. Ama bunu ihtiras konusu yaparsanız bir anlamı olmaz. Önünüzde bulunan şey de eğilemezsiniz. Onun da hayrı olmaz, bereketi olmaz. Biz önümüzdeki işe bakıyoruz. Çok ehemmiyetli bir işimiz var. Milletvekiliyim, Seçim İşleri Başkan Yardımcısıyım, Adalet Komisyonu'nda görevim var. Tüm bunlar çok ehemmiyetli işlerdir. Onların hakkını vermeye çalışırız. Bir beklenti içinde asla olmayız, onu söyleyeyim. Yani çok teşekkür ediyoruz. Ama Ayşenur abla gibi başkalarına da bu şans gelir. Özellikle Sakarya'dan birilerine gelirse biz olduğumuzdan daha fazla seviniriz. Ya da en azından şöyle söyleyelim, en az biz olmuş kadar seviniriz ve bugün de çok seviniyoruz. Onun için de bizi izleyen herkese de diyorum ki Ayşenur ablanın her şeyine güvenin. Abla diyorum ona, o bizim bakanımız, her şeyimiz. Sayın bakanımızın her şeyine güvenin, ona inanın, ama bir yandan da dualarınızı eksik etmeyin. Evet, biz de dua edelim. Evet. Sayın Bakanımız, buradan size de seslenelim. Sizden çok şey bekliyoruz. Kesinlikle. Hasrettik bir bakana çoktandır, uzun zaman. Şimdi sizlerle kavuştuk. Hem ilk Sakarya'da kadın milletvekilimiz oldunuz, hem de ilk bakanımız oldunuz. Tekrar hayırlı olsun diyelim. Size, evet. De teşekkür edelim. Ben de tekrar hayırlı olsun diyorum. Size de teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Sağ olun. Bu akşam Sakarya Valimiz bakanımız onuruna bir yemek verdi. Çok haklıydı, çünkü Sakarya'dan hem
ilk kadın milletvekilimiz hem de ilk kadın bakanımız oldu. Tabii bunu bir de parti yetkililerden bir hanımefendiyle de görüşeceğiz. Önce kendini tanıyacağız ve Sakaryalı kadın bakanımızla ilgili görüşlerini, bir kadın olarak duygularını alacağız. İyi akşamlar dileyelim, İyi akşamlar. Tanıyalım sizi. Şengül Öztürkmen, ARGE'den sorumlu İLERGE Başkanıyım. Öncelikle biz de bugün, bugünlerde arada burukluklar olsa da çifte mutluluklar da yaşıyoruz aynı zamanda. Başbakanımız, dünya liderini ağırladık şehrimizde. Öncelikle onun mutlu ederek gönderdik buradan. Onun mutluluğunu biz de yaşıyoruz. Tüm halkımızdan teşekkür ediyoruz. Tüm halkımız da bize katkı sağladı. Geldiler, mutlu ettiler başbakanımızı. Başbakanımız bir de bir müjdeyle gelmiş oldu. Uzun aradan sonra bir bakan... Müjdesini de yanında getirdi. Evet, bir de ilk kez bir kadın bakan olmuş olması şehrimize. Bir bayan olarak beni ziyadesiyle çok memnun etti. Elbette. Gerçekten canı gönülden çok çok memnun olduk. Çok mutlu olduk. Bizim de en azından artık bir bakanımız var, hem de kadın bir bakanımız var. Hani ben böyle ayrımcılık yapmak istemem ama yine de biraz kadınlara karşı şeyimiz oluyor tabii, pozitif ayrımcılığımız oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Başbakanımızın kendisine de bugün çok teşekkür ettik. Bizi böyle bir mutlulukla mutlandırdığı için. Peki efendim, bir Sakaryalı kadın olarak bakanımızdan İlk beklentileriniz neler olabilecektir? Var mı herhangi bir fikriniz? Şimdi biz de tabii yıllardır il yöneticiliği yapıyoruz. Birçok sorunlarla uğraşmaya ya da işte çözmeye çalıştığımız şeyler oluyor tabii ama şimdi bakanımızın gerçekten çok zor bir alanda bakanlık verdi başbakanımız. Kolay da bir alan vermedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Siz de hak verirsiniz ki yani kesinlikle zor bakanlıklardan biri. Fatma Hanım başarıyla sürdürmüş de çok da güzel şeyler başlatmıştı. Umuyorum ki arkasında bazı eksik kalan, yani tamamlanmamış projeler vardı. Umuyoruz onları bir an önce, bir ayak önce hayata geçirecektir Ayşenur Hanım. Yani hemen şimdi bir anda hani aklıma şöyle bir şey olsa diyemiyorum. Çünkü hemen hemen her şeye bir parmak basılmıştı. Yani azar azar her konudan yenilikler geliyordu. O yüzden hani şu ya da bu diye bir şey söylemeyeceğim. Çünkü ciddi anlamda yoğun gündemli işler yapıyorlar. O yüzden ufak ufak her şeye dokunacaklardır diye düşünüyorum. O veya bu demeyelim. Bakanımızdan çok şey bekliyoruz diyelim. Değil çok mi? Şey bekliyoruz dediğimiz zaman hani öbür bakanımız bir şey yapmamış gibi olsun istemiyorum. Çünkü evet. Ciddi anlamda Fatma Hanım da çok güzel işlere imza attı. Elbette, Ayşenur Hanım da çok kaliteli, yapmadığı çok zeki değiliz. Bir bayan. Yani. Çok iyi süzgeçten geçiren, evet. Yani acele etmeyen, çok iyi süzgeçten geçiren bir bayan. Umuyorum ki bizleri... ziyadesiyle mutlu ve memnun edecek, beklediğimize değecek diye düşünüyorum. Peki, beklediğimize değecek, onu canı gönülden evet. Kutluyoruz, çok da seviyoruz kendisini, çok teşekkür evet. Ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz, kutluyoruz sizi de. Sağ olun, bir kadın Allah razı olsun, çok sağ olun, ötesinde çok teşekkür ederim. Bir kadın bakanımız da Sakaryalı kadın olarak sahip olduğumuz için çok ayrıca. Çok teşekkür ediyoruz, çok teşekkürler, çok mersi, sağ olun. Sağ olun.